pişman olsun. İşte bu düşünce sadece unutma sürenizi uzatır. İçinizdeki beklenti size zarar verir. Neden pişman olmasını bekliyorsunuz? Pişman olsa ne olacak? Ne değişecek? Sizin değerinizi, sizi kaybettikten sonra anlamasının ne önemi var? Çok pişman olsa bile yeniden güvenebilecek misiniz? Onun pişman olmasını, değerinizi anlamasını beklemek yerine, onun hayatıyla ilgilenmek ve beklenti içerisine girerek unutma sürenizi uzatmak yerine, kendi hayatınıza odaklı bir hayat yaşamalısınız. O hayatınızdan çıktıktan sonra onun hayatıyla ilgilenmemelisiniz. Beklenti içerisinde olursanız, üzüntü oranınız artar.